Ilgözatısı çok fazla bilinmeyen, çok fazla tercih edilmeyen ama bazı yetiştiricilerimiz için, hatta belki el çabukluğu kazanan farklı göz aşılarına meraklı kişiler tarafından oldukça tercih edilecek bir aşı. Şimdi bu gördüğünüz bizim gözümüz olacak. Fakat bütün aşıların, göz aşılarının aksine zeytinde aldığınız gözün üzerinde göz olmasına gerek yok. Göz olmadan bir parça alıyoruz. Burada bir temizlik yapayım rahatlıkla. Gözümü çıkarabileyim diye. Şimdi buradan gözümü işaretliyorum. Uygun yükseklikten. Tabii burada gizli gözler var. Bu esas nokta. İdeal genişlikten gözümü kesiyorum. Burada yama gözasında olduğu gibi bir kabuk kaldırma yapıyorum ama nem kaybeder diye hemen çıkartmıyorum. Burada anacıma yöneliyorum. Burada daha ziyade zeytinlerde çeşit değiştirme aşısı veya zeytinin bir dalında başka bir aşı ya da başka bir çeşit aşısı ortaya koyabilmek veya çekirdekten üretilmiş zeytinlerin aşısında kullanılan bir yöntem. Temizlik yapıyorum gövdemde. Burada gövdede açık yerde I şeklinde bir kesim yapıyorum. Burada yan yana koyuyorum kesimimi ki ben sonradan sorun yaşamayayım diye. Şöyle kesimimi yapıyorum. Ters T'de veya düz T'de olduğu gibi düz çizgimizin üst noktasına bir çizgi, alt noktasına bir çizgi ve ortadan I şeklinde bunu kesim yapıyoruz. Kesimi yaptık ve kabukları kaldırıyoruz. Bakın başka bir kesim yapmadım. Kabuğumu kaldırdım. Şimdi sıra buradaki düz gövde. Bakın gözlerimiz burada. Normalde sürgün gözlerin olduğu yer. Burada da göz noktaları var ancak bunlar uyuyor. Biz bunu buradan kaldırdığımızda birçok bitki için yapabilirsiniz ama bunu mutlaka bu şekilde üzerinde gözü olmayan gözü kaldırdığınızda ya da kabuğu kaldırmak sadece zeytinde randıman veren bir aşı. Çünkü burada gizli gözleri görebiliyoruz. Birkaç tane var. Buradan aşı tuttuğunda birkaç tane sürgün patlatacak ve bu aşı tuttuğunda çok güzel çeşidinizi değiştirmiş olacaksınız. Burada buraya yerleştiriyorum ben. 15-20 gün sonra nasılsa bunu sökeceğiz. Aşı bağını sökmemiz gerekiyor. O yüzden aşının tümünü kapatıyorum. Çünkü uyanık göz yok. Uyanık göz olmadığı için ben aşının tümünü sarıyorum. Uyanık göz olsaydı sarmayacaktım. Sıkı sıkıya sarmakta fayda var. Ve arada boşluk kalmamalı. Çünkü aşı yeri hava almamalı. Zeytinde, incirde aşı yapılmaz diye bilinir ama gün oluyor ki çeşit değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Gün oluyor ki yaralanıyor veya bir şekilde yeni bir tür elde, çeşidi değiştiriyorsunuz veya türü değiştiriyorsunuz.